3. 3, 2, 1. Evet. Ben dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yeldar Kapıcıoğlu. Hivroşe ile Dermo Diyaloğu'a hoş geldiniz. Bitti sorularım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hivroşe ile Dermo Diyaloğu'a tekrar hoş geldiniz. Konuğumuz Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu. Kepek neden olur mesela? Buradan başlayabilir miyiz? Kepek saçlı derinin en sık rastlanan problemi. Çok çeşitli nedenleri var ama en sık sebeplerinden bir tanesi seborik dermatit. Bunun yanında herhangi bir hastalık olmadan da genetik olarak veya başka bir şampuan değişikliği, hastalık durumları, stres gibi faktörlerle ortaya çıkan saç derisinin pul pul dökülmesi durumu. Peki stres dediniz burada, stres kesinlikle kepek oluşumunda bir etken. Kesinlikle. Peki aynı zamanda beslenmenin de bir etkisi var mı bu konuda? Şöyle, son çalışmalarda glisemik indeksi yüksek yiyeceklerin hormonal dengeyi bozarak saç derisinin yağlanmasıyla beraber kepeklenmesine katkıda bulunduğuna dair bazı ipuçları var. Doğal olarak beslenmenin de bu yönde etkisi olabilir. Anladım. Peki biz ürün kullanarak mı ya da nasıl bir çözüm bularak kepek oluşumunu engelleyebiliriz? Kepek probleminde öncelikli olarak onu fark ettiğiniz anda uygun kepek formülasyonuna karşı hazırlanmış şampuanlar ilk basamak. Kişilerin yapacağı ilk şey o. Onu bir düzenli olarak kullandıktan sonra geçiyorsa devam edebilir. Ama geçmiyorsa bu aşamada bir dermatoloğa başvurup bunun tedavisiyle ilgili seçenekleri öğrenmek durumunda. Burada kepeği fark etme aşaması demiştiniz. Kepek ve seborik egzama çok karıştırılıyor galiba. Bunların farkını anlayabiliyor muyuz ya da farkları nelerdir? Kepek genellikle sadece pul pul, kuru, dökülme şeklindeyken bazen kaşıntı eşlik edebiliyor. Ama seborik egzamada saçlı derinin özellikle bazı alanları kırmızımsı, pembemsi bir zemin oluyor ve daha çok şikayet oluyor. Onun kepeği ise biraz daha yağlı ve kalın. Farklı da bu şekilde kolayca tespit edebiliriz. Ama bazen iç içe de girebiliyorlar. Bu kepek gibi öngörüsü daha kolay, yani kolay bir tedavisi yok sanırım. Seborik egzamada şampuanlar faydalı etmiyorsa mutlaka medikal tedavi öneriyoruz. Bir de seborik egzama ne yazık ki kronik bir hastalık. Gider, gelir. Bu bazen olup bazen olmayan bir şey sanırım. Kendini tekrarlayabiliyor, evet. Kendiliğinden de geçebiliyor. Kepekte de dönemsel bir durum var sanırım. Hı-hı. Dönemsel kepek oluşumun neden kaynaklanıyor? Bunu sorsam size. Özellikle mevsimsel değişiklikler kepek oluşumuna katkıda bulunabiliyor. Soğuk havalar. Bunun yanında hastalık. Bu hastalıklar dönemselin içine girmemekle birlikte ilaç kullanımı bu tür tetiklenmelere sebep olabiliyor. Kepek problemi için şampuan haricinde kullanmamız gereken bir şey var mı ek olarak? Evet, günümüzde bu tedaviye yardımcı olabilecek serumlar, losyonlar mevcut. Özellikle son dönemlerde kepekli saçlar için saç sirkeleri arındırıcı ve yardımcı özellikte olmakta. Bunun yanında destek tedavileri de yapmamız faydalı olacaktır. Konu dışına çıkmak istemiyorum ama şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii. Sporlarınız nasıl? İyi. Sporun da kepek oluşumu veya saç sağlığı için bir etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle, aslında dolaylı etkisi var. Spor bizde ne yapıyor? İşte serotonini artırıyor, saçlarda kan dolaşımını sağlıyor. Ve vücudumuzun daha sağlıklı bir şekilde sirkülasyonunu sağlıyor. Bu da vücudumuzun her yeri gibi saç dibimize de etki ediyor ve faydası oluyor. Sadece saç değil, cilt yapısı, tırnak, tüm alanda sporun pozitif etkisi var. Benim için ne güzel haber o zaman. Evet. Yine cevaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok aydınlandık sayenizde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.